Arkadaşlar bugün Türk milliyetçiliği, Türkçülük ve Türkçülüğün milli edebiyata yansımalar konusunda konuşacağız. Ben tabii 1699 Karlofça'dan başlayacağım. Kronolojik bir sıra takip edeceğim. Bu kronolojik sırayı takip ederken notlar aldım unutmayayım diye. Çünkü kronolojik sırada unutulur. Çok önemli şeyler göz ardı edilebilir. İnşallah gene notlarıma bakarken bir yanlışlık yapmam, atlama yapmam. Önce şöyle yapacağım. Karlofça'dan başlatacağım. Karlofça'dan itibaren Osmanlı'nın durumunu. Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin faaliyetlerini anlatacağım. Tabii kısa, çünkü konu çok geniş. Ondan sonra Tanzimat döneminde Türkçülüğün arka planının nasıl oluştuğunu irdelemeye çalışacağız. Oraya bir bakacağız. Çünkü milli edebiyatın esas şekillendiği yer Tanzimat Edebiyatı dönemidir. Orada eserler ve şahıslar üzerinden bir kronolojik sıra takip edeceğiz. Ondan sonra milli edebiyat devrinde siyasal ideolojiler konusuna değineceğiz. Bildiğiniz gibi hepiniz biliyorsunuz zaten bunlar. İslamcılık, işte Osmanlıcılık, Türkçülük ve Batıcılık. Batıcılık biraz daha önemsiz bir şeydir. Ama o da var. O bir reçete değil. Fakat bir tekliftir. Diğerleri bir reçetedir. Osmanlı İmparatorluğunu çöküşten kurtarmak için bir reçete. Sonra milli edebiyat akımını hazırlayan oluşumlara bakacağız. İşte Mehmet Emin Yurdak'ın Türkçe şiirlerine, 1905 Edebi Hareketi'ne temas edeceğiz. Yeni Lisan Hareketi, Ziya Gökalp ve Türkçülüğün programı, Türkçülüğün esasları üzerine biraz konuşacağız. Sonra o döneme ait dergilerin, Türkçülükle meşgul olan dergilerin kısa bir dökümünü, tabii çok önemli olanların kısa bir dökümünü size tanıtacağım. Sonra da derneklere bakacağız. Önemli dernekler var işte. Türk Ocağı gibi, Türk Derneği gibi, Türk Bilgi Derneği gibi. Bunları konuşacağız. Konumuz bitecek. Tamamen o zaman bir kapsam içerisinde konuyu almış oluyoruz. Değerli kardeşlerim, 1699 Karlofça Anlaşması'ndan sonra artık Avrupalılar Türkleri yenebileceklerini öğrendiler. Karlofça bugün Sırbistan hudutları içerisinde kalan bir kasabadır. Orada 1699'da imzaladığımız anlaşmayla ilk defa toprak kaybediyoruz. Ve Osmanlı'nın gerilemeye başladığının da resmidir Karlofça. Karlofça'yı kimlerle imzalıyoruz onu biliyorsunuz. İşte Avusturya, Lehistan, Venedikliler ve Rusya bir tarafta, bir tarafta da biz. Bugüne kadar, yani 1699'a kadar Osmanlı İmparatorluğu, ben büyüküm. Büyük olduğum için de millet, ben de bir elçilik bulundursun. Ben niye elçilik bulundurayım diyordu. Ama Osmanlı da şunu görmüş oldu. Artık başka ülkelerin gelişme seyrini takip etmenin zamanının geldiğini öğrendi. 18. yüzyılın ortalarından sonra o da başka ülkelerde sefir, yani büyükelçi bulundurmaya başladı. İşte en meşhurları 28 Mehmet Çelebi Efendi, hepiniz bilirsiniz Paris sefir. Şimdi Tanzimat dönemine döneyim tekrar. Karlofça'dan böyle bir başladıktan sonra Karlofça anlatışımın nedeni şudur değerli arkadaşlar. Osmanlı gördü ya artık yenilebilir bir devlet olduğunu, hal çareleri düşünmeye başladı. Osmanlı aydınları ne yapalım da Batı'nın bu gelişmişliği sayesinde biz de onların karşısında tutunabilelim. Tutunabilelim. Ya artık daha Batı'ya böyle hücum etme diye bir şey yok. Onun karşısında tutunabilmenin mücadelesini veriyorlar. Osmanlı aydınları, bürokratları bunu düşünüyor. Tanzimat tepeden inmeci, yani üst bürokrat seviyesinin başlattığı, halka doğru yaymaya çalıştığı bir harekettir. Tanzimatçıların bu hareketini yeterli görmeyip alttan bir hareket başlaması gerektiğine inananlar da Yeni Osmanlılar diye, Yeni Osmanlılar Cemiyeti adı altında toplanmışlar. Mustafa Fazıl Paşa bunları destekliyor. Tabii birçoğu da
rejimle çatıştığı için zaman zaman Kahire'de, özellikle Paris'te, kimisi Londra'da bulunuyor. Bunlar da Yeni Osmanlılar'da 1865 yılında kurulmuş, Abdülaziz dönemine denk geliyor. 1861 yılında sanıyorum Abdülaziz tahta çıkmıştı. 4 yıl sonra hemen bu teşkilatı kuruyorlar. Bunlar da hükümetin ve hükümdarın yetkilerini sınırlandırmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki hükümetin yetkileri fazla, hükümdar da her şeye malik. Bu böyle olmamalı. Halka hürriyet verilmeli. Bakın. Şimdi hürriyet, halk kelimeleri ilk defa literatüre giriyor. Yeni Osmanlılar sayesinde vatan, millet kavramları yavaş yavaş bizim literatürümüze giriyor. Yani Türkçülüğün kullanacağı argümanlar yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bunun için Yeni Osmanlıları biz burada konu ediniyoruz. Sonra değerli arkadaşlar, bunlar tabii Tanzimatçıları yeterli görmeyenler. Yeni Osmanlılar. Tanzimatçılara geliştirdikleri eleştiriler sayesinde 1908'deki ikinci meşrutiyetin gerçekleştirilmesine de bunların büyük etkisi oluyor. Yani hareket aslında amacına varan çalışmalar yapıyor. Bu Yeni Osmanlılar Tanzimatçıların yeterli gördüğü reformları eksik buluyor. Bürokratik, mükemmelliyetçi ve demokratik sayılabilecek bir çözümü öngörüyorlar. Bunların üyeleri kimlerdir? Tabi bu üyeler aklınızda belki kalmayabilir. Çok fazla üye var. Belli başlar. Zaten bunlar bir cemiyettir. Biz ağır toplarını şöyle bir sayalım. Mehmet Bey, Reşat Bey, Nuri Bey, Refik Bey, Ayetullah Bey. Bu Ayetullah Bey de Hamdullah Sübhitan Röver'in büyük biraderi. Namık Kemal Bey, Ziya Paşa, Ali Suavi, Agah Efendi. Bu Şinas ile beraber gazetecilik faaliyetlerinde bulunan Agah Efendi. Bu Yeni Osmanlıların Türkçülüğün altyapısına yaptıkları katkı şudur değerli arkadaşlar. Hiçbirisi milli bir Türkçü değildir. Yani bizim anladığımız anlamda milli bir Türkçü değildir. Onlar da Osmanlılık görüşünde olan insanlardır. Zaten bunlara Fransa Jön Türk diyor, genç Türkler diyor. Bazen Jön Türkler ve genç Türkleri ayıran tarihçileri, edebiyat tarihçileri de çıkıyor. Farklı şeyler de diyenler de çıkıyor. Bana göre çok farklı şeyler değildir. Hemen hemen aynı şeylerdir. Onu da izah edeyim. Ama bunlar ısrarla kendilerine Yeni Osmanlılar diyorlar. Yeni Osmanlılar. Belli ki o da, onların da görüşü Osmanlılık yönündedir. Değerli arkadaşlar, bu Yeni Osmanlıların kullandığı kavramları şöyle bir sıralayacak olursak, vatan, millet, hukuk, hürriyet kelimeleri sıkça bunların ifadelerinde geçer. Ama bunlara bakarak siz onları bir Namık Kemal gibi düşünmeyin. Daha o seviyede değillerdir. Namık Kemal de zaten bunların içinde ama hiçbiri Namık Kemal'a kadar şey değildir yani, bilinçli değildir. Bilindiği gibi Osmanlı sosyal hayatında milliyet meselesine açık bir neşter vurulamamıştır. Milliyet meselesi açık bir manaya kavuşturulamamıştır. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Önemli sebeplerinden birisi, Türk Milleti İmparatorluğu'nun asıl unsurudur. Öncelikle milliyetçilik yapmak ona düşmezdi. Çünkü imparatorluk nihayetinde. Hemen ne olacak? Bu sefer imparatorluğun gayrimüslimleri, değil mi? Veya Türk olmayan diğer unsurlar. Ne yapacaklar? Kendi milliyetçiliklerini yapacaklar. Aslında bizimkiler bunu yapamazlardı. Bundan dolayı yapamazlar. Çünkü hakim millet Türklerdi. Bunun için Türkler kendi milliyetçiliklerini yaşayamadılar. En geç yaşadılar. Bu da doğaldır. Ama bunu Türk milletinin devlet terbiyesiyle izah edebiliriz. Çünkü devlet terbiyesi böyle gerektiriyor. Sen asıl unsursun, çıkmışsın, başkaları karşısında önce sen bayrak açıyorsun. Bu imparatorluğu çöküşe daha da bir hızlandırır. Onun için bunu yapamadılar. Yeni Osmanlılar, Türk milliyetçiliği kavramına
kavram hazırlamak suretiyle hizmet ettiler. İşte bu vatan, millet, hukuk, hürriyet kelimelerini. Ama onlar da tanzimatçılar gibi Osmanlılar olarak kaldılar. Osmanlıcı olarak kaldılar. Şimdi arkadaşlar milli edebiyatın altyapısını hazırlayan ilk aydınlardan bahsedelim. Bunlardan birincisi Ziya Paşa'dır. Ziya Paşa'nın Şiir ve İnşa makalesinde, siz de biliyorsunuz, çok önemli olarak bir tezin üzerinde durur. Orada der ki, Türk şiirinin gerçek şiiri Türk halk şiiridir der. Türk halk şiirini gerçek şiir olarak kabul eder. Tabii şinasi gelgitleri olan bir adamdır bunu der ama zaman zaman da bunun tersine işler de yapar. Eski edebiyatçı olur falan filan. Önemli değildir bu. Başta bunu söylemiş olması çok önemlidir. Bir işaret fişeği çakıyor. Bu önemli. Ondan sonra şinasi gelir. Şinasi daha istikrarlı bir adamdır ona göre. Tanzimat edebiyatının da düzenleyicisidir. Kurucu kimliği. O olmasa belki Namık Kemal de olmazdı. Namık Kemal ilhamlarını büyük oranda ve yaptığı işleri büyük oranda da Şinasi'den öğrenir. Şinasi değerli arkadaşlar Durub Emsali Osmaniye adlı bir kitap yazar. Yani bu Osmanlı atasözleri anlamına gelen bir şeydi. 1863 yılında bu eserini kaleme alır. Bunun neresi önemlidir? Türkçülük açısından. Dediğiniz zaman belki Türkçülüğe direkt bir katkı sunmaz bu ama mahallileşmeye hizmet eden bir eserdir. İlk defa Türkler kendi hayatlarına ait kaynaklara yöneliyorlar. Atasözlerine yöneliyorlar. Bu açıdan mahallileşmeyi ön plana çıkardığı için değerlidir bu çalışma. Sonra üçüncü kişi olarak arkadaşlar Mustafa Celaleddin Paşa'yı görüyoruz. Bu da önemli bir isimdir. Eski ve Yeni Türkler adlı eserini kaleme alır. 1869'da bunu yayınlar. Hatta bu eseri Sultan Abdülaziz'e sunar. Ve ilk kez bu eserde Türk ırkının tarihte oynadığı muazzam role dikkat çekilir. Bakın dikkat edin şimdi. Bak. Türk ırkının tarihte oynadığı muazzam role ilk defa dikkat çekiliyor bu eserde. Mustafa Celaleddin Paşa'nın Sultan Abdülaziz'e sunmuş olduğu Eski ve Yeni Türkler adlı eserde. Dikkat ediyor musunuz? Bakın yavaş yavaş Türk ırkı kavramları giriyor ve onun tarihi, uzak tarihi üstelik yavaş yavaş konu edinilmeye başlanıyor. Dördüncü kişi olarak Ahmet Vefik Paşa'yı görüyoruz. Türkçülüğe hizmet etmiş isimler arasında. Ben özel olarak Ahmet Vefik Paşa'yı çok seviyorum. Hepsinden daha bilinçli bir Türkçüdür değerli arkadaşlar. O kadar ki Fenole'nin Telemak adlı eserinin çok fazla ağdalı bir dilde Türkçe'ye çevrildiğini kabul ediyor. Onu yeniden daha Türkçe terimlerle, kelimelerle daha doğrusu Türkçe'ye çeviriyor. Bu kadar milliyetçi bir adam, Türkçü bir adam. Onun tabii Lehçe-i Osmanisi çok önemli. Lehçe-i Osmanisi'nden sonra bakın hem tarih alanında hem dil alanında çalışıyor. Bu kadar önemli bir kişi. Yani bir alanda çalışmalarını bırakmıyor. Değişik alanlara yayıyor. Ondan sonra Ebu Gazi Bahadır Han'dan Şecere-i Türkiye'yi çeviriyor. Bu aynı zamanda Türklerle ilgili ilk kez bilgi veren kitap olma özelliğini de kazanıyor. Ayrıca çalışmalarını dilcilik alanında da sürdürüyor. İşte bu Lehçe-i Osmanlı dilcilik alanında yaptığı bir çalışmasıdır. Aynı zamanda Bursa Valiliği yapıyor. Bursa Valiliği yaptığı sırada da onu biliyorsunuz tiyatroyla meşhur oluyor. Hatta tiyatro kuruyor falan filan. Çok değerli bir zattır. Türkçülüğe büyük hizmetleri olan kişilerden birisidir. Sevgili kardeşlerim, 5. sırada Süleyman Paşa'yı görüyoruz. Bu Şıpka Kahramanı dediğimiz Şıpka Geçidi. Zaten Şıpka da geçit demektir. Şıpka Geçidi denmez aslında. Şıpka Kahraman dememiz lazım. Şıpka Kahramanı Süleyman Paşa 1838-1892 yıllar arasında yaşamış. Bu da değerli bir Türkçüdür. 1876 yılında yayınladığı Tarih-i Alem adlı eser İslamiyet öncesi Türklerin hayatına da değiniyor. Şimdi bakın bu çok önemli. Neden önemli? Osmanlılar sadece devleti, işte Osmanlı Türkleri
Türklerin hakimiyetini Osmanlıların hakimiyeti şeklinde algılıyorlar. İslamiyet öncesine çok fazla bir nazar, bakış yoktu. İşte Süleyman Paşa bunu gerçekleştiriyor. Tarih-i Alem adlı eseriyle. Bir bölümünü İslamiyet öncesi Türklere ayırıyor. Bu da ilginç bir şey. Yani Türkçülüğün zeminini oluşturması açısından önemli. Altıncı isim olarak Ahmet Mithat Efendi'yi görüyoruz. O da Süleyman Paşa gibi çalışmalarını onu yürüttüğü mecrada yürütüyor. Yedinci sırada biraz çılgın bir adam var, Ali Suavi. Namaz sürelerinin Türkçeleştirilmesini istiyor. O kadar Türkçülük düşüncesini ileri götürüyor. Türkçe evrenden de bahsedecekler. Evet. Onu da tabii söylüyor. İlk defa bunu söyleyin de işte Ali Suavi'dir, onu da öğrenmiş oluyorsunuz. Belki bazılarınız biliyordur. Şimdi arkadaşlar, şöyle baktığımız zaman bu Ali Suavi'nin görüşlerini o zaman Ziya Gökalp de kabul ediyor. Atatürk de kabul ediyor. Ama halk nezdinde bu görüş nazar itibarı alınmayınca tabii gündemden düşüyor. Ahmet Cevdet Paşa. Ahmet Cevdet Paşa da gazeteciliğiyle Türkçülük hareketine hizmet veren kişilerden birisi. Bildiğiniz gibi meşhur İktam gazetesini çıkarıyor ve gazetenin serlevhasında yani baş kısmında Türk gazetesidir ibaresini kullanıyor ilk defa. Ahmet Cevdet'in de böyle bir Türkçülük fikrine hizmeti oluyor. Sonra Necip Asım Bey, daha sonra Türkçü ismini de alıyor. Necip Asım Bey, Türk Tarihi adlı eserinde, bu Leon Kaun'da genişletilmiş bir eserdir. Bu çok önemli, Türk Tarihi adlı eser çok önemli bir eser. Bu eser tarih olması itibariyle önemli. Bir de önemli oluşun bir başka sebebi daha var. Necip Asım Bey bilinçli bir Türkçülük yapıyor bu eserde. Yani bu da bilinçli bir Türkçü olmasa sebebiyle dikkate aldığımız, nazar itibarı aldığımız bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Necip Asım Bey'in Türk Tarihi Leon Kaun'dan çevirdiği Türk Tarihi adlı eserden başka pek eski Türk yazısı, Ural ve Altay lisanları ve Orhun abideleri önemli eserleridir. Orhun abidelerine mesela ilk defa Orhun abideleri konusunda da değinen kişilerden birisi. Yine 10. isim olarak Bursalı Tahir Efendi, 1911 senesinde Türklerin Ulum ve Fununa Hizmetleri adlı eseri yayınlıyor. Bunu anlıyorsun. Türklerin ulum yani ilimler demektir. Funun da fenler. Yani Türklerin ilim ve fen bilimleri konusuna yaptığı Hizmetler adlı eseri yazıyor. Artık Türkler öyle içe kapanık değil. Yavaş yavaş dikkat ederseniz. Yani biz de bir hizmet yapmışız. Bunu kitaplarla ortaya koyabiliyoruz. Bunu dile getiriyoruz. 11. isim olarak Şemseddin Sami. Bunu hep biliyorsunuz. Divan Lügat Türk'ten sonra, Divan Lügat Türk'ün yazarından sonra en büyük leksiyolog, yani sözlük bilimcidir. Kamusu Türkiye yazıyor. Bu önemli eserinde, çok büyük, önemli eseriyle çok büyük faydalar sağlıyor. Gerçekten bizim sözlük bilimcimiz, dilcimiz, o an itibariyle en önemli şahsiyetlerimizden birisi Şemseddin Sami. 12. isim olarak Yusuf Akçuray'ı görüyoruz. Türkçülüğe hizmet etmiş olan düşünceleriyle, eserleriyle, fikirleriyle. Kişilerden birisi de Yusuf Akçuray. Üç Tarzı Siyaset adlı eserini 1907'de Kahire'de basıyor. Orada Türk diye de bir gazete çıkarıyor. Bak Türk diye gazete çıkarıyor. İşte zaten bunları zikredişimizin nedenleri de bunlar. Nedenleri de bunlar değerli arkadaşlar. Şimdi bunlara böyle temas ettikten sonra sevgili arkadaşlar, Milli Edebiyat Devri'nde siyasal ideolojilere bir bakalım. İsimler bazında kronolojik sıraya göre gittik böyle. Hiç tarih atlamadım. Tabii daha arada başka insanlar da var tabii ama biz bu alanda yani önemli sayılabilecek kişilerden bahsettik.
Milli Edebiyat Devri'nde siyasal ideolojilere baktığımızda Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık ideolojilerini, bunların üçü ideoloji sayılabilir ama dörtte Batıcılık bir tekliftir sadece. Üç ideoloji bir teklifin karşımızda durduğunu görüyoruz. Osmanlıcılık nedir? İşte aşağı yukarı bütün Osmanlı vatandaşlarının din, dil ayrımı gözetmeksizin eşit olarak kabul eden bir siyasi akımdır. Evet, bu Osmanlıcılık düşüncesi böyle bir düşünce iken 1877-78'de 93 harbi dediğimiz harpten sonra yavaş yavaş zayıflamaya başlıyor. Birinci Balkan Savaşı ile de Osmanlıcılık düşüncesi kesin darbeyi yiyerek ömrünü bitiriyor. Çünkü Osmanlıcılık düşüncesinin yürüme şansı çok fazla yok. Biz Osmanlıyız, hepimiz biriz. Kardeşiz, mardeşiz diyoruz ama öyle tarihi olaylar cereyan ediyor ki bakıyorsun. Herkes kendi ırkının mücadelesini veriyor. Sen bunları acı acı görüyorsun, tecrübe ediyorsun. İkinci ideoloji. Bu ideolojiler tabii hep imparatorluğu çöküşten kurtarmak için reçete mahiyetinde serdediyor bizim entelektüel kesimimiz. Yani bunların hepsi bir kurtuluş reçetesidir güya. Ama hiçbirisi derde çare olmuyor. İkinci görüş olarak, ideolojik görüş olarak İslamcılığın ön planda olduğunu görüyoruz. Bu da Müslüman tebaanın elde tutularak Osmanlı'yı çöküşten kurtarmak için düşünülen bir reçeteydi. Bunun daha çok siyasal destekçisi 2. Abdülhamit'ti. Bunu hepimiz biliyoruz. Sonradan bu düşünce de iflas etmiştir. Bu düşüncenin iflasında İngilizlerin rolü büyüktür. Neden? Çünkü İngilizler Araplara özellikle çalışıyorlar. Arapları uyandırıyorlar. Onlar da etnik bir milliyetçilik duygusu oluşturuyorlar. Araplar bize karşı isyan ediyorlar. Ve biz de bakıyoruz ki ha bu İslam kardeşliği de demek ki bir arada bulunmak için yeterli bir neden olamıyor. Biz de bunu acı acı görüyoruz. Sonra geliyoruz üçüncü reçeteye, Türkçülük reçetesine. Şimdi bakın, yanıla yanıla Türkçülüğe kadar gelmişiz. Osmanlıcılıkla devleti kurtaracağımızı düşünmüşüz ama o düşünce iflas etmiş. Geçmişiz İslamcılığa. İslamcılık da derde çare olamamış. Gelmişiz Türkçülüğe. Türkçülük derde çare olmuş mu? Olmuş. Oradan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti çıkmış. Türklerin en son olarak kendi milliyetlerini ifade etmeleri aldıkları devlet terbiyesiyle açıklanabilir. Tamamen devletin bekası için böyle bir politika izlemişler. Yani niye en başta bunu düşünemedik? Yani Türkçülüğü de bu kadar kan kaybetti. Edemezdik çünkü devlet terbiyesi görmüşüz. Devlette hakim unsur biziz. Biz ortaya çıkıp da efendim biz Türkçüyüz dedikten sonra koca bir imparatorluğu elde tutmanın zaten bir imkanı kalmazdı. Biz devlet terbiyesi görmüş bir millet olduğumuz için sabrettik, durduk. Zaten şunu da gördük, imparatorluklar çözülüyor. Ama çözen biz olmayalım, biz kurtarmaya çalışalım, kurtarabildiğimiz kadarıyla büyük bir parça elimizde kalsın gibi düşündük. Olmadı tabii, şansımız yaver gitmedi. Türkçülüğün diğer ideolojilerden farklı bir yanı var. Diğer, bütün siyasal ideolojiler sevgili arkadaşlar, önce siyasal alanda zemin buldu. Ama Türkçülük öyle olmadı. Türkçülüğü Türk elitleri, yani Türk seçkin aydınları önce edebiyatta ve fikir dünyasında oluşturdular. Bak, aradaki fark budur. Ondan sonra siyasal alana kaydı Türkçülük faaliyetleri. Bu çok önemlidir. Bunun altını özellikle çiziyorum. Yani Türkçülük sonradan siyasallaşmış bir harekettir. Diğer ideolojiler önce siyasal alanda, sonra ise edebi alana geçmişlerdir. Oysa Türkçülük önce edebiyat ve fikir adamları tarafından ortaya atılmış, sonradan siyasal alana taşınmıştır. Siyasal alanda temsilciliğini Enver Paşa yapmıştır. Türkçülüğü sistemleştiren Ziya Gökalp olmuştur.
Batıcılık son ideolojik bir reçete olmayıp teklif diye sunduğumuz batıcılık nedir? Bir de ona bakalım. Batıcılık bir ideoloji değildir. Bunu söyledim. Bir kurtuluş reçetesi değil, bir tekliftir. Bu teklifi yapanlar kimlerdir? Bu teklifi yapanlar Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet, Baha Tevfik gibi kişilerdir. Bunlar tabii yani onlar olmadı, batıcılığı da yabana atmayın dercesine bir teklif getiriyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar, esas bu Türkçülüğün böyle mecrasını bu şekilde koyduktan sonra milli edebiyat akımını hazırlayan oluşumlar konusuna temas edelim. İsterseniz bu konuya temas edelim dedim ama aklıma şu konu geldi. Bunu bir irdeledikten sonra buraya gidelim. Şimdi arkadaşlar, milli edebiyat nedir? Millet nedir? Millet, bugünkü modern sosyolojiye göre kaderde, kumaşta, tasada bir olma halidir kısaca. Değil mi? Milletler aynı etnik unsurlardan mürekkep topluluklar değildir. İnsan toplulukları değildir. Milletlerin içinde farklı ırktan, etniklerden insanlar olabilir. Ama onlar ne olur? Aynı potada erir, birleşir, yek vücut bir hale dönüşürler. Millet bu şekilde ortaya çıkar. Şimdi modern sosyoloji bu şekilde tanımlıyor milletleri. Ancak homojen topluluklar, budun, klan, kavim dediğimiz gruplarda olur. Çünkü oralarda ilişkiler yüz yüzedir, evlenmeler kendi içinde olur. Kültürel alışverişler yoktur başka toplumlarla. Yani millet daha homojen kalır. Daha doğrusu yapı daha homojen kalır. Heterojen bir şekle dönüşmez. Millet olduğun zaman heterojen bir şekle dönüşürsün. Yani başka ırklarda gelir senin içine karışır ama sana benzer. Çünkü çoğunluğun kültürü içinde erir. Bu bir asimilasyon değildir. Bu sosyolojik bir gerçektir yani. Bunu anlamayanlar bugün hala var. Mesela bu nedir arkadaşlar? Sosyoloji diyor ki bu bir üst kültürün alt kültürü şekillendirmesidir diyor. Güçlü olan kültür, güçsüz olanı kendine benzetir. Yani bugün biz burada derili oynuyoruz. Niye? Çünkü Diyarbakır kökenli bir oyundur ama biz burada oynuyoruz. Çünkü güçlü bir kültürdür. Efendim burada lahmacun yiyoruz. Niye? Yemek kültürüdür. Hoşumuza gitti. Yani kültürümüzde güçlü olduğu için kendini yaşatabilme imkanını buldu demektir. Şimdi bunlarda bir şey yok. Bizim kültürümüz nihayetinde. Zaten biz böyle millet olmuşuz. Oradan onu almışız, oraya onu vermişiz. Ve bir ve bütün olmuşuz. Bunlar asimilasyon asla değil. Düşünün. Böyle olmamış olsaydı o zaman insan toplumları hiç huzur bulabilirler miydi? Hiç huzur bulamazlar. Herkes boğazlayacak. Ama bu doğal bir şey. Zaten ilim de bunu söylüyor. Diyor ki üst kültür, kuvvetli olan kültür, zayıf olan kültürü dönüştürür, değiştirir, benzetir kendine diyor. Bu ilmin ortaya koyduğu bir husustur. Buna itiraz etmek, abesle iştigal etmiş olmak demektir. Şimdi bu tarifi koyduktan sonra milli edebiyat neyi anlatır? Ona da bir bakalım. Arkadaşlar milli edebiyat, milletin değerlerini önceleyen, milletin duyuş tarzına göre, milletin dilini kullanarak oluşturduğu bir edebiyat, oluşturduğu bir edebiyattır. Milli edebiyat. Milli edebiyatta milletin heyecanları vardır. Milletin dili vardır. Milletin değerleri vardır. Onun için biz ona milli edebiyat diyoruz. Milli edebiyat dediğimizde şöyle bir sorun karşımıza çıkıyor. Ya bizim edebiyatımızın sadece işte 1897'den 1923 yılına kadar olan kısmını mı milli olarak alacağız? Diğeri gayrimilli mi? Aslında bu milli edebiyat kavramı bütünsellik manası ifade etmez. Bu sadece karakteristik açıdan bizim incelemelerimize kolaylık sağlaması açısından bizim yaptığımız bir adlandırmadır. Bunun bir mahiyeti çok önemi yoktur. Edebiyatımız burada tamamen bir milli karaktere büründüğü için karakteristik olarak biz burayı milli edebiyat olarak adlandırıyoruz. Oysa bizim edebiyatımızın hepsi millidir yani hepsi bize aittir.
Burada bir sorun yok. Şimdi milli edebiyat kavramını nereden başlatmak gerekir diye de bazı arkadaşlar soruyorlar. Kimileri siyasi tarihleri baz alıyorlar. Mesela 1908 ikinci meşrutiyetin başladığı tarihtir. Kimileri onu baz alıyorlar. Diyorlar ki işte 1908'den 1923'e kadar olan kısım milli edebiyattır. Kimisi diyor ki 1911'de işte Selanik'te Genç Kalemler Dergisi'nin çıkışı, Türkçü bir hareket olduğu için o tarih alınıyor. Oradan 1923'e kadar, yani Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan kısmı milli Türk edebiyatı dönemi olarak algılıyor. Kimisi de diyor ki, efendim niye öyle diyorsunuz? 1897'de Mehmet Emin Yurdakul Türkçe şiirleri yazmadı mı? İşte Cenk'e giderken şiiriyle bu iş başlamadı mı diyor. İşte onun yayınlanış tarihini biz milli edebiyatın tarihi olarak alabiliriz diyor. Oradan 23'e kadar olan kısmı milli edebiyat diye sayabiliriz diyor. Bu da bir görüş. Bunlar çok önemli değil. Bana sorsanız neresidir milli edebiyatın kesin tarihi? Yani bu şahsi bir şeydir. Siz bu üçünden birini kabul edebilirsiniz. Ben Mehmet Emin Yurdakul'u çok sevdiğim için onun Cenk'e giderken şiirinin başladığı dönemden, yani 1897'de alırım, 1923'e kadar olan dönemi milli edebiyat dönemi olarak adlandırırım. Derste de böyle çocuklarım anlatıyorum. Şimdi geçelim milli edebiyatın ne olduğunu söyledikten sonra milli edebiyat hakkında hazırlayan oluşumlara bakalım. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Türkçe şiirlerdir. Türkçe şiirler Mehmet Emin Yurdakul'un 1897 yılında yazdığı Türkçe şiirler. Bu oluşum içinde fitili ateşlemesi açısından önemlidir. Yani çok önemlidir bu Türkçe şiirlerin yayınlanışı. Türkçe şiirleri yayınlamadan önce devrin önemli şahsiyetlerine bu şiirleri gönderiyor Mehmet Emin Yurdakul. O zaman tabi Yurdakul soyadı yok, Mehmet Emin diye geçiyor. Daha sonra o adı soyadını alıyor, soyadı kanunundan sonra. Mehmet Emin Yurdakul dönemin en büyük kişileri, o zaman Recaizade Mahmut Ekrem, Servet Fünun Edebiyatı'nın kurucusu. Abdülhamit Tarhan gibi isimlere, Vanberi gibi, Gip gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun şiir konusunda büyük otorite olan ve Minors gibi büyük Rus Türkolog şahsiyetlere, bu gibi büyük şahsiyetlere şiirleri gönderiyor. Yerli ve yabancı Türkologlardan çok büyük övgüler alıyor. Şemsettin Sami diyor ki, hah diyor, tam da diyor bulduk diyor. Tanzimat'tan beri aradığımız şiiri bu şiirlerde bulduk diyor. Yol bu yol olmalıdır diyor Şemsettin Sami. Büyük övgüler alıyor Türkçe şiirler. Ondan sonra Türkçe şiirleri 1897 yılında bastırıyor. Tabii Mehmet Emin Yurdakul bu şiirleri yazarken arkadaşlar durup dururken Türkçülük yapmıyor. Onu da besleyen Tanzimat'ın daha önce isimlerini zikrettiğimiz insanların yaptığı çalışmalar, onların o çalışmalarını oluşturduğu kültürel altyapı. Bu altyapıdan besleniyor Mehmet Emin Yurdakul. Ve bu şiirleri yazıyor. Bu şiir, Cenk'e giderken şiiri, adeta bir milli marş gibi insanlarımızın dilinde dolanıyor. Onun için çok önemli bir şiir olduğu için, estetik olarak değeri çok fazla olan bir şiir değil. Duyuş tarzı itibariyle, Türkçü duyuşun çok net bir şekilde şiirde dile getirilişi açısından önemli olan bir şiirdir bu. Onun için bir okuyayım. Bakın ne diyor. Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur. Sinem özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur. Türk evladı evde durmaz giderim. Muhammed'in kitabını kaldırtmam. Osmancığın bayrağını aldırtmam. Düşmanımı vatanıma saldırtmam, Tanrı evi viran olmaz giderim. Bu topraklar ecdadımın ocağı, evim köyüm hep bu yerin bucağı. İşte vatan, işte Tanrı kucağı, ata yurdun evlat bozmaz giderim. Tanrım şahit duracağım sözümde, milletimin sevgileri özümde. Vatanımdan başka şey yok gözümde, yar yatağın düşman almaz giderim. Ak gömlekle gözyaşımı silerim. Kara taşla bıçağımı bilerim. Vatanım için yücelikler dilerim. Bu dünyada kimse kalmaz giderim. Şimdi şiire bakıldığı zaman dil olarak bugün bile anlayabiliyoruz. O zaman da şiir böyleydi.
Yani bakın, halkın dilini kullanan bir edebiyattır ya milli edebiyat. İşte tam burada yansıyor. Duyuş tarzı ne kadar Türkçü? Bir askerin cenge giderken yazdığı bir şiir. Onun dilinden yazılmış bir şiir daha doğrusu bu. Burada Türk milletinin kutsalları üzerinden şiir kurgulanmış. Mesela ikinci dörtlükte yazıyor. Tekrar oraya dönerek bakacak olursak diyor ki Muhammed'in kitabını kaldırtmam. Yani Kur'an. Düşmanımın Osmancığın bayrağını aldırtmam. Yani bayrak. Tanrı'ya bir viran olmaz giderim diyor. Düşmanın vatanıma saldırtmam. Ondan sonra da Tanrı'ya bir viran olmaz giderim diyor. Tanrı'ya bir de cami. Bayrak, Kur'an, cami. Kutsallar üzerinden kurgulanmış bir şiir. İşte bu şiir o zamanlar her Türk'ün diline pelesenk olmuş. Her Türkçünün gönül rahatlığıyla içini ah diye diye çeke çeke okuduğu bir şiir olmuştur. Şimdi arkadaşlar milli edebiyat akımını hazırlayan oluşumların ikinci kısmına. Birinci kısmı Türkçe şiirlerin yayınlanmasıydı. İkinci kısmı da 1905'te Edebi Hareket. Bu da Selanik'te cereyan ediyor bu Edebi Hareket. Aslında bu Edebi Hareket 3 aylık bir harekettir. Yani çok fazla ömrü olan bir hareket değil. Selanik'te çocuk bahçesi mecmuası çevresinde geçen 3 aylık bir tartışmadır bu. Tartışmanın konusu daha çok Mehmet Emin'in şiiridir. Tartışmada şu isimler bulunur. Rıza Tevfik, Mehmet Emin, Ömer Naci, Raif Necdet, Hüseyin Cahit. Burada bu tartışmada Rıza Tevfik, Mehmet Emin Yurdakul'un şiirlerini beğenir, destekler, onu teşvik eder. Ömer Naci de buna karşı çıkar. İşte nesini beğeniyorsun gibisinden onun şiirinin. Eski şiiri destekler. Daha sonra Rıza Tevfik Bölükbaşı'yı Raif Necdet, daha sonra Kestelli soyadını almıştır. Raif Necdet destekler. Bu tartışma böyle 3 ay süre devam eder. Ama tabii sonunda gene Rıza Tevfik Ömer Naci'yi bastırır. Rıza Tevfik'le Raif Necdet, Mehmet Emin'in şiirini yüceltirler bu tartışmada. Bu da milli edebiyatı, milli edebiyat akımını oluşturan, hazırlayan oluşumlar içerisinde önemli bir yer tutar. Çocuk Bahçesi dergisi demek ki Selanik'te önemli bir mecmuaymış. Bir de burada Selanik adı geçiyor. Dikkat ederseniz daha sonra gene geçecek. Daha önce de geçti Selanik adı. Selanik ondan sonra Osmanlı'nın İstanbul'undan sonra ikinci önemli büyük kültür şehridir. O zaman bizim şehrimiz de Atatürk orada doğmuş. Böyle bir şehirdir. İstanbul'daki Türk nüfustan daha fazla nüfusun olduğu. Evet. Böyle güzel bir şehirdir. Orası da bir matbuat merkezidir yani. Orası da güzel bir merkez. Şimdi arkadaşlar Yeni Lisan Hareketi. Bakın gene karşımıza Selanik çıkacak. Yeni Lisan Hareketi Ömer Seyfettin. Yeni Lisan makalesiyle Yeni Lisan Hareketi'ni başlatıyor 1911'de. Yeni Lisan adlı makaleyi yayınlıyor. Ve Yeni Lisan Hareketi gene Selanik'te başlamış oluyor. Bu tabi Yeni Lisan Hareketi çok önemlidir. Azımsan ben kısa kısa değiniyorum bunlara ama bu değinilere göre önemini sakın anlamayın. Yani kısa değindi hoca, Yeni Lisan Hareketi hakikaten önemlidir. Yani Yeni Lisan Hareketi'ni sistemleştiren Ziya Gökalp milli edebiyatın omurgasını oluşturuyor. Ortada Yeni Lisan olmazsa Ziya Gökalp'in sistemleştireceği Türkçülük de olmaz gibi bir şey. Böyle düşünün. Ömer Seyfettin önemlidir. Ömer Seyfettin arkadaşı Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp bu genç kalemleri dergisi etrafında Yeni Lisan Hareketi'ni oluşturuyorlar. Tabii ideolog Ziya Gökalp. Evet, Ziya Gökalp ve Türkçülüğün programı. Arkadaşlar, milli edebiyat akımının oluşumunda Ziya Gökalp ve Türkçülüğün programı. Dördüncü esas olarak karşımıza çıkıyor. Türkçülüğün Esasları adlı kitapta yazar, Türkçülük akımının programını belirliyor. Ve Türkçülüğün dayandığı temel ilkeleri belirtiyor. Türk kamuoyu önüne bir manifestoyla değil, bir programla çıkıyor.
Genellikle şu olur, yani herkes bir manifesto yayınlar, bir bildiri yayınlar. O bildiri hayata ne kadar geçer veya ne kadar uygulanabilirlik şansı bulabilir, bu belli olmaz. Ama Ziya Gökalp Türkçülüğün esaslarını sistemleştiriyor arkadaşlar. Ve bir program haline dönüştürüyor. Bir manifesto diye bir program. Net bir programla halkın karşısına çıkıyor. Diyor ki, işte Türkçülük şöyle olur. Türkçülüğün mahiyeti ve Türkçülüğün programı adlı iki ana bölümden oluşuyor Türkçülüğün esasları. Birinci bölümde Ziya Gökalp diyor ki, bir, Türkçülüğün tarihi. Türkçülüğün esaslarının birinci bölümünde bunu anlatıyor. Demek ki birinci bölümde Türkçülüğün tarihini veriyor. İkinci bölümde Türkçülük nedir diyor. Tabii bunun cevabını da veriyor. Üçüncü, Türkçülük ve Turancılık konusunu işliyor. Dördüncü maddede milli kültür ve medeniyet konusunu işliyor. Beşinci maddede Ziya Gökalp halka doğru. Altıncı maddede garba doğru, yani batıya doğru. Yedinci maddede tarihi maddecilik ve içtimai mefkürecilik. İçtimai sosyoloji, toplum bilimi demek. İçtimai mefkürecilik. Mefkürecilik de bugünkü anlamda ülkücülük. Sekizinci maddede milli vicdanı kuvvetlendirmek üzerinde duruyor. Dokuzuncu maddede de milli tesanüdü kuvvetlendirmekten bahsediyor. Tesanüt dayanışma demektir arkadaşlar. Onuncu maddede de hars ve tehsip üzerinde duruyor. Hars, kültür, tehsip de terbiye anlamında bir kelimedir. İkinci bölümde işte dilde Türkçülüğün nasıl olması gerektiği, estetikte Türkçülüğün nasıl olması gerektiği, ahlaki Türkçülüğün nasıl olması gerektiği, hukuki Türkçülük nedir, dini Türkçülük nedir, iktisadi Türkçülük nedir, siyasi ve felsefi Türkçülük nedir diye de ikinci bölümü de 8 ana başlık altında Türkçülüğün Esasları adlı kitapta Ziya Gökalp ele alıyor. Bunu muhakkak okuyun. Çok değerli bir eserdir. Şimdi bunları okuduktan sonra, bunları anlattıktan sonra sevgili arkadaşlar, dergiler mevzuna gelelim. Dergiler mevzu da önemlidir. Çünkü dergiler kültürel durumun halka taşınmasına, aydınlar arasında dolaşma girmesine, fikirlerin dolaşma girmesine katkı sağlıyor. Bu açıdan dergiler önemlidir. 1908'den sonra, yani 2. Meşrutiyet ilanından sonra Türk fikir hayatında büyük bir patlama oldu. Yani toplum Tanzimat'tan beri bir takım bilgileri kendi içinde tartışıyor, bir takım sorunları tartışıyor, çözüm yollarını konuşuyor. Bunları anlatacakları mahfillere pek fırsat olmuyordu. Çünkü baskıcı yönetimler vardı falan filan. İkinci meşrutiyet ilan edilince büyük bir serbestlik, özgürlük ortamı doğdu. Bu özgürlük ortamında da dergiler oluşmaya başladı. Şimdi bu dergilerden bahsedeceğiz. 1908'den sonra Türk fikir hayatında yerini daha fazla alır dergiler. Meşrutiyetin ilanından sonra oluşan özgürlük ortamında ortaya çıkan dergiler adeta sivil toplum örgütü gibi çalışmışlardır. Bu dergilere bakalım şimdi. Bu dergiler nedir? Genç Kalemler Dergisi. İşte Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp'in Selanik'te çıkardığı, 11 Nisan 1911'de Selanik'te çıkardığı dergi. Genç Kalemler Dergisi. Birinci önemli dergi bu. Bunlar hep Türkçülüğe hizmet eden dergiler. O yüzden zaten anlıyoruz. İkincisi Türk Yurdu Dergisi. Bunu biliyorsunuz hala çıkıyor. 1911'de o da çıkmış Türk Ocağı'nın yayın organı olarak. Hala günümüzde çıkıyor. Okuyorsunuzdur, görmüşsünüzdür muhakkak dergiyi. Ama kesintisiz değil. Bazen kapatılmış, yeniden açılmış falan filan. Derken günümüze kadar kesintili de olsa yayını sürüyor. Bu derginin, Türk Yurdu Dergisi'nin kurucusu ve başyazarı Mehmet Emin Bey'dir. Yani Mehmet Emin Yurdaklı, o zaman Bey diyorlardı ona, Yurdaklı değildi. Yazı heyetinde arkadaşlar çok isim var, bunları okuyacağım. Kusura bakmayın. Mehmet Emin Bey'den sonra yazı heyetinde bakın şu isimler var. Bunların hepsi de Türkçülükle meyiz olan ünlü kişiler. Ahmet Ağoğlu. Ahmet Ağoğlu diye ben yazdım bunu.
Ağaoğlu Ahmet diye o zaman geçiyor. Ahmet Ağaoğlu demek daha sonra Cumhuriyet döneminde adet oldu. Ben de öyle dilim döndüğü için öyle yazdım. Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Hüseyinzade Ali Bey. Bu Azerbaycan Türklerinden birisi. Yusuf Akçura. Akil Muhtar. Ömer Seyfettin. Ziya Gökalp. Ali Canip. Yani Yöntem. Sonra da Yöntem soyadını alıyor. Süleyman Nazif. Fuat Köprülü. Veled Çelebi. Abdülhak Hamit, Bursalı Tahir, Celal Sahir, sonradan Erozan soyadını alıyor. Aka Gündüz, bu benim hemşerim, aslen Rizelidir. Zeki Velidi Togan, Sadri Maksudi Arsal, tabi bunlara bazı Kazan Türklerini de görüyorsunuz, Azerbaycan Türklerini de görüyorsunuz, sayarken onları fark ediyorsunuz. Rıza Nur, Necip Asım, İbrahim Alaaddin Gövsa, Faruk Nafız, sonradan Çamlıbel soyadını alıyor. Halit Fahri yine sonradan Ozan Soy soyadını alıyor. Enis Behiç sonradan Kor Yürek soyadını alıyor. Daha birçok isim var. Onları sayarak sizi çok fazla böyle unutacağınız isimlerle karşı karşıya bırakmayayım. Ama bunların adını zikretmek de bir vefa borcudur diye geçti içinde. Allah hepsinden gani gani. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Hepsinden razı olsun. Bir başka dergimiz değerli arkadaşlar 1917-1923 yıllar arasında çıkan Yeni Mecmua, Türkçü dergilerden birisi. Bu dergi Yeni Mecmua'yı biliyorsunuz Küçük Mecmua ile birlikte Ziya Gökalp tarafından çıkartılır. Küçük Mecmua'yı Ziya Gökalp Diyarbakır'da çıkartır ama Yeni Mecmua da onun çıkardığı bir dergidir. Bu derginin kadrosunda da, yazı kadrosunda da güzel isimler var. Fuat Köprülü, Türkiye'de Türkolojinin kurucu babası saydığımız Ömer Seyfettin. Mafasan tarzı hikayenin Türkiye'de önemli temsilcisi. Faruk Nafız Çamlıbel, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, Refik Halit Karay. Bu Refik Halit Karay, arkadaşlar postanın müdürüyken, yani posta genel müdürüyken milli mücadeleye karşı gelmiş bir isimdi. Burada Türkçüler içerisinde yer alıyor ama şaşkın bir adamdır biraz. Atatürk'e hakaret ediyor, işte milli mücadelecileri sevgililikle suçluyor. Ama sonradan Atatürk buna büyük bir vefa borcu demeyeyim de Atatürk buna büyük bir büyüklük gösteriyor. Çok büyük bir büyüklük gösteriyor. Tekrar affediyor bunu. 150'likler listesine alıyor. Savaştan sonra, Milli Mücadele Savaşı'ndan sonra, döneminden sonra bunları yurt dışına sürüyor. Sonradan tekrar getiriliyor. Geri gelmesine Atatürk izin veriyor daha doğrusu. Şey de öyle. Rıza Tevfik Bölükbaşı da öyle. Mesela Türkçü dergilerde ismini deminden beri zikrediyoruz. O da İstanbul Üniversitesi'nde savaş sırasında, Milli Mücadele Savaş sırasında filozof Rıza dediğimiz Rıza Tevfik Bölükbaşı hocalık yapıyor ama o da tabii şaşırıyor. Bir ara hatta üniversitede öğrencileri tarafından tartaklanıyor derste. Konuşmasına izin verilmiyor. Tabii. Peki hocam çok özür dilerim. O zaman. Yani bu görüşlerin bu şekilde olmasının sebebi hala Osmanlıca olan kimlikleri mi? Yani hala Osmanlıyla bu iş çözülebilir düşünceleri mi? Yoksa şey hareketinin sonuç alamayacağına inanmalarım yani Türkçü siyasi. Padişaha çok bağlıdır. Evet. Bir de tam kafalarında Türkçülük formasyonunun oturmaması diyebiliriz. Yani Türkçülüğün zafer kazanamayacağı, Türkçülüğü tam algılayamamış insanlar bunlar. Yani tam algılayabilmiş olsalar böyle yapmazlar zaten. Yani aslında bir de padişahın ekmeğini yedik yani, edebiyatı da var o dönemde. Evet, padişahın ekmeğini de yedik. İşte yani, padişah bizi İstanbul Darülfünun'unda müderris tayin etti. Onun ekmeğini yiyoruz, şeyi de var. Tabi bu ekmek işi öyle değil, milletin ekmeğini yiyorsun sen. Tabii. O yüzden milletin menfaatine çalışacaksın o zaman. İşte bu Türkçü kadroların içinde görülen bu adamların böyle zafiyetleri de var ama o zafiyetleri olanları da biz zaten söylüyoruz, onları konuşuyoruz. İşte Yeni Mecmua'da bu Refik Halit'ten oraya geldik. Bu isimler var, Fuat Köprülü var, Ömer Seyfettin var, Faruk Nafız var, Yakup Kadri var, Refik Halit var, Hüseyin Rahmi var, Ahmet Ağaoğlu var, Reşat Nuri Güntekin var, Halid Edip var. Halit Fahri Ozan Soy var, Ahmet Hikmet Müftüoğlu var, Halit Rıfkı Atay var, Ali Canip Yöntem var, Ahmet Refik var. Var da var. Ben önemlerini yazdım. Daha çok var da. Bunların önemlerinden bahsettim ben size. Tabii derginin
çıkarıcısı Ziya Gökalp olunca etrafında adam da çok oluyor. Bir başka dergimiz var, Türkçü dergi, Türkçü yazarları içinde bulunduran, Türkçü yazarların yazılarına, fikirlerine yer veren bir başka dergi, Türk Sözü. Onun da arkadaşlar, sorumlu müdürü Celal Sahir. 1912 senesinde çıkıyor Türk Sözü dergisi. Yazı kadrosunda yine Ömer Seyfettin, Aka Gündüz, Kazım Namit Duru gibi isimler var. Bu çok fazla çıkmamış. 16 sayı çıkmış. Sonradan bu dergi kapanmış. Türk Sözü dergisi 1912 senesinde çıkmaya başlamış. 16 sayı çıkıp sonra yayın hayatına son vermiş. Bir başka Türkçü dergimiz var, mecmuamız var. O zaman tabii mecmua deniyor. Halka Doğru. Halka Doğru mecmuası 1913-1914 yıllar arasında Türk Yurdu tarafından çıkarılmıştır. Türk Yurdu nerenin dergisiydi? Türk Ocağı'nın. Türk Ocağı'nın dergisi. Türk Yurdu da ikinci bir dergi olarak da Halka Doğru'yu çıkarmış. Yine küçük mecmua 1922-23 yıllar arasında Ziya Gökalp tarafından Diyarbakır'da çıkarılmış bir dergi, dergidir, önemlidir. Hala bugün Diyarbakır'da bu dergi kadar önemli bir dergi çıkarılamamıştır. O kadar önemli yazılar neşredilmiştir. Zamanında bu küçük mecmua dediğimiz mecmuadır. Yine bir başka mecmua daha var. Yusuf Ziya Ortaş tarafından çıkartılmış. Bu da Şair Mecmuası. Şair Mecmuası. En son dergi, Dergah Mecmuası. Dergah Mecmuası tam bir Türkçü mecmuası sayılmaz arkadaşlar ama bazı Türkçü yazarların o dergide bulunması dolayısıyla Mustafa Nihat Özön tarafından çıkartılan bir dergidir bu. 1921-1923 yılları arasında çıkmış bir dergi. Ondan dolayı Türkçü dergileri sayarken Dergah Mecmuası'nı da sayıyoruz. Fakat tam bir Türkçü dergi mecmua değil. Şimdi derneklere gelelim ve sözümüzü bitirelim. Ondan sonra siz bana soru sorun, ben size cevaplar vereyim. Dernekler de önemli arkadaşlar. Dernekler o dönemin sivil toplum teşkilatları. Dernekler arasında Türk Derneği var. İlk milliyetçi dernektir Türk Derneği. 6 Ocak 1909 yılında kurulmuş. İlk milliyetçi derneğimiz Türk Derneği'dir. Ve ismi de çok güzel. Türk Derneği. Hiç ötede beride yalpalama yok. Kurucuları ve üyeleri. Bunlar önemlidir. O yüzden tek tek sayalım. Hem yad edelim. Yusuf Akçura, Necip Asım, Veled Çelebi, Bursalı Tahir, Ahmet Ferit Tek, Ahmet Mithat Efendi, Emrullah Efendi, Müverrih, yani tarihçi demektir Müverrih. Müverrih, Mehmet Arif, Korkmazoğlu Celal, Köse Raif Paşazade, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Agop Boyacıyan, bak Ermeniler de var içinde. Rıza Tevfik gene burada var. İlk milliyetçi, Türk Derneği'nin içinde yeri var ama Milli Kurtuluş Savaşı'na destek vermiyor. Yani insanların böyle gelgitleri olabiliyor. Burada da var. Agop Boyacıyan, Mehmet Emin Yurdakul, Gaspar Ali İsmail Bey, Ağoğlu Ahmet Bey, Hüseyin Cahit Bey, Mehmet Fuat Köprülü Bey, Hüseyin Zade Ali Bey, Doktor Fuat Sabit Bey, İspartalı Hakkı diye isimlerde bu derneğin içerisinde faaliyet yürüten insanlar. İkinci derneğimiz akademik özelliğiyle ön planda olan bir dernek. Türk Bilgi Derneği. 1913 yılında kurulmuş bir dernektir. Bu dernek tabii akademik bir dernek olduğu için arkadaşlar, bu derneğin fenle ilgili kısımları da var ama bizi ilgilendiren Türkiyat, yani Türklük bilimi kısmıdır. Türkiyat şubesinde şu isimler var. Bizim için bu dergi bundan, dernek bundan dolayı önemlidir. Türkiyat şubesinde Yusuf Akçura var, Ziya Gökalp var, Fuat Köprülü var, Ahmet Ağoğlu var, Necip Asım var, Ömer Seyfettin var. Aslında dergi daha başka konuları da, Türkçülüğü ötesinde konuları da dernek faaliyet alanı içerisinde tutuyor.
Türk Ocağı Derneği, bu dernekte Türkçülük hareketine en büyük desteği veren dernektir. Türk Ocağı bugün bile yaşıyor. Resmi kuruluş tarihi, tabi onu da bazen diyorlar işte 1912, bazen 1911'de kuruldu. Esas resmi kuruluş tarihi 25 Mart 1912'dir. Yani bunu böyle bilmek lazım. Aslında bu derneği kuranlar, önceleri mühendisler ve genç subaylardır bu derneği kuranlar. Daha sonra Mehmet Emin Bey derneğin reisliğine seçiliyor. Yusuf Akçura, Mehmet Ali Tevfik, Doktor Fuat Sabit de derneğin üyeleri olarak derneği bugünkü Türk Ocağı şekline dönüştürüyorlar. Son dernek Şairler Derneği. Hep böyle çok şey anlattık, bir sürü bir şey ama Şairler Derneği de güzel bir dernek arkadaşlar. Bunun da amacı 1917'de kurulan bir dernek. Milli edebiyata bağlı şairleri bir çatı altında toplamayı amaçlayan, yani milliyetçi şairleri bir çatı altında toplamayı amaçlayan bir dernektir bu da. Bunlar toplantı yeri olarak, yani bu Şairler Derneği'nin üyeleri toplantı yeri olarak Türk Ocağı'nı seçiyorlar. Yani orada toplanıyorlar. Türk Ocağı ile demek ki yakın dirsek temasındalar. Yayın organı olarak da Servet Fünun mecmuasını kullanıyorlar. Yani görüş ve düşüncelerini Servet Fünun'da paylaşırlarken Şairler Derneği toplanma yeri olarak da Türk Ocağı'nı seçiyor. Evet, bu şeylerle biz konuyu tamamlamış olduk arkadaşlar, bu bilgilerle. Burada bana her şeyi sorabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa dilimizin döndüğü kadar biz de size ifade etmeye çalışırız. Şimdi sizin sorularınızı bekliyorum. Evet. Bu özellikle bir de sizi de tanıyayım ya. Nereden? Onur Emre Durak, Ankara Üniversitesi Gazeteci Bölümü. Çok teşekkür ederim. Bu özellikle Atatürk'ün ölümünden sonra Türkçülük neden bir ideoloji olarak devam ettirilmiştir? Mesela hemen 38'den sonra 6 yıl sonra 44 olaylar olmuş. Hani Türkçülüğe düşman bir ideoloji gözüyle bu işler çok. Tabi bunları hep ben kendi şeyime göre, bilgi ve dağarcığıma göre cevaplayacağım. Yani bunlar çok öznel ifadeler olacaktır, bana ait ifadeler olacaktır. Ben şöyle düşünüyorum onu. Halka mal edemedik bunu. Halka doğru hareketi vardı onun içinde ama milliyetçiliğin içinde, Türkçülüğün içinde. Biz bunu halka mal edemedik. Halka mal edilemeyen bir şey yürümez. Şimdi o kadar enteresan bir şeydir ki milliyetçilik Türk aydın kesiminin oluşturduğu bir ideolojidir. Ama bunu halka paylaştırma konusunda, halka ulaştırma konusunda yeterli bir gücümüz olmadı. Ben aydınların, özellikle siyasetçilerin suçu daha fazla değil mi? Hani halka baktığımız zaman hala köylere gittiğimiz zaman bile görebiliyoruz. Yani insanlardaki Türkçülüğü, Türkçü ruhu, milliyetçi ruhu görebiliyoruz ama daha çok aydınların ve yöneticilerin suçu değil mi? Görebiliyor muyuz? Bilmiyorum ki. Yani ben onda da çok emin değilim işin doğrusu. Yani Türkçü ruhtan ziyade şey benim halkla Türk usulüne göre aslında farkında olmadan Türk usulüne göre sade bir yaşantı modeli oldu. Daha çok muhafazakarlığı görüyoruz gibi. Yani bilinçli bir Türkçülük yok. Henüz bizim halka inmemiş gibi. Gene bile inmemiş gibi. Evet. Tabii ki var. Böyle hamasi bir edebiyattan bahsettiğinde damarları şaha kalkıyor. O var, bunu doğru diyorsun. Evet. Derin adını alalım. Ben sizi tanımaktan... Ali Rıza Sağlık, Gazi Üniversitesi Selimler Fakültesi Kamu Yönetimi okuyorum. Hani arkadaşlarımın sorduğu noktada bir parantez, ondan sonra sormak istiyorum. İktisadi ve hukuki alanda özellikle Ziya Gökalp'in fikirleri Atatürk tarafından uygulanmıştır. Evet. Hani bunu söyleyerek... Zaten diyor kendisi, fikirlerin babası Ziya Gökalp diyor. Yani evet. O konuyu uyguladıktan sonra ben hani suçun esaslarını tekrar yeniden ders dolayısıyla okudum. Burada da daha önce fark etmediğim şeyleri fark ettim. Ziya Gökalp batıya daha çok dönük. Evet. Hani Türkçülüğü savunuyor fakat özellikle müzik konusunda... Zaten Türkçülüğün esaslarında garba doğru şey de var. Halka doğru var, garba doğru da var. Evet. Neden özellikle batıya doğru ve de müzikte özellikle bu?
niye batıya doğru dönülüyor? Şimdi sadece batıya dönmüyor ki Ziya Gökhan. Biraz önce onu söyledim. Halka dönüşü de var. Karba dönüşü de var. Şu var şimdi arkadaşlar. Şimdi biz şunu da gördük. Batılı toplumlar nasıl gelişti? Batılı toplumlar bu gelişmişliği kaydederken neler yaptılar? Tabii biz onları da öğrenmek durumundayız. O yüzden orada bir şey var. Onu görmek zorundayız. Onun için batıya da dönüp bakmak lazım. Bakmadığımız için zaten imparatorluğumuz çöktü ya. Bakmadığımız için. Ya diyecektin ki ya 1789 Fransız İhtilali değil mi? 1789. 1789'da Fransız İhtilali olduktan sonra imparatorlukların zaten ayakta durması mümkün değildi. Ya sen milliyetçilik rüzgarları savuracaktın. Belki bu şekilde savurmayacaktı bizi. İyi batıya etüt edebilseydi. Yani daha büyük bir toprak parçasını elimizde tutacaktı.